COVID-19 en çok etkilen sektörden birisi biziz. Hatta en çok etkilediği sektör dersek bununla doğru bir tespit yapmış oluruz. Çünkü şöyle bir şey var. Turizm birçok daldan oluşuyor. Konaklamasından taşımasına, ulaşımına, turuna, gezisine kadar birçok farklı hizmet sektörümüz var ve bunların hepsi bundan derin etkilendi. Hatta firmalarımız kapalıydı. Biz 1 Haziran itibariyle firmamızı açtık. Bu süreç başlarında tamamıyla kapattık ve sürecin başından itibaren biz tüm etkinliklerimizi durdurduk. Hiçbir faaliyette bulunmadık. Otel satışı olsun, tur satışı olsun hiçbir şekilde girişimde bulunmadık. Sadece süreci takip ettik ve bu süreç çerçevesinde yapılması gerekenleri biz de üstümüze düştüğü kadar yaptık. Gerek kendimizi muhafaza ederek, gerek ofisimizi, gerek bizimle iletişime geçen misafirleri. Süreci buraya kadar getirdik. 1 Haziran itibariyle gerekli önlemleri alarak, işte görmüş olduğunuz gibi ofisimizin girişinde yer alan dezenfekte standından tutun da ortam dezenfektelerine varıncaya kadar bizim birçok da aracımız var ve bunların tümünü uzman ekipler tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra içinde bulunan personellerimizin hala devam ettiği, gerek maske takımı, gerek dezenfektan içeri giren misafirlerimize sunmuş oldukları hizmetler doğrultusunda önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Ama tabii biz bu sürece çok hızlı girmedik, çok hızlı girme taraftarı olmadık. Çünkü dalgalanma olmasından çok korktuk, çok çekindik. Şu anda zaten önlemlerimiz o çerçevede devam ediyor. Ayın 1'inde açtık ama mesela bugüne kadar herhangi bir tur faaliyeti, misafir taşıma işlemini yapmadık. Şu şekilde sadece VIP taşımalar, işte bir yerden bir yere gitmek zorunda olan misafirler, özel izinli misafirler, bunlarla ilgili sadece gerekli girişimlerde bulunduk. Talep var, ciddi bir talep var. Talebin olmasını da şuna bağlıyorum, insanlar artık bu süreçte gerçekten evlerinde çok sıkıldı. Havaların da mevsim şartlarına gelmesi, ısınması insanları biraz dışarı çıkmaya sevk ediyor. Ve ciddi mesaj alıyoruz, ciddi telefon alıyoruz, nereye gidebiliriz, neler yapabiliriz diye. Tabii biz de bunlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık ama dediğim gibi yavaş yavaş. Hani mesela büyük şehirlerle ilgili şu an bir çalışma yapmıyoruz. Mesela İstanbul'la ilgili, İstanbul'un herhangi bir bölgesinde bir turumuz yok. Yapmayı da düşünmüyoruz belli bir süre. Onun dışında dediğim gibi önümüzdeki hafta, bu hafta itibariyle birer ikişer araba şeklinde küçük küçük bazı bölgelere talep gören ve gittiğimizde sıkıntı yaşamayacağımız bölgelerle ilgili çalışma yapıyoruz. Bunları yürütüyoruz ve dediğim gibi ciddi talep alıyoruz. İnsanlar artık bunaldı ve artık bir şekilde stres atmak, dışarı çıkmak istiyorlar. Burada insanlar bunalmışlığın etkisiyle bazı şeyleri görmezden gelebiliyor, gözünden kaçırabiliyor. İşte bunu da profesyoneller olarak biz yapmış olduğumuz veya vermiş olduğumuz hizmetlerde almaya çalışıyoruz. Mesela araçlarımızda kesinlikle maskesiz binme herhangi bir şekilde gerçekleşmiyor. Ve maskelerine varıncaya kadar misafirlerimizin biz veriyoruz. Otobüsümüze bir maskeyle gelmişse bile onu çıkışta bırakıp yenisini almasını tavsiye ediyoruz. Ateş ölçme, bunu her firma gibi veya her kurum gibi biz de yapıyoruz. Devletimizin öngördüğü sistemde misafirlerimizin bilgilerini oraya girerek, kimin nereye gittiğini bilerek, takip ederek bu şekilde şu an faaliyetimizi sürdürüyoruz. Normalleşme sürecini biz çok hızlı girmeyeceğiz. Çok hızlı girmeyi düşünmüyoruz. Yavaş yavaş. Ortamın bize vermiş olduğu veya bize sunmuş olduğu durumu çok iyi analiz ederek yavaş yavaş hareketlenmeyi düşünüyoruz. Bu çerçevede devletimizin de öngördüğü, bizim de yapmış olduğumuz bazı tedbirler var. Araçlarımızın %50 kapasiteyle çalışmasından bahsedebilirim. Mesela 46 koltuğu olan, 46 misafir alan bir otobüsümüzü biz şu an 22 misafirden fazla almıyoruz. Ve her misafirimizi cam kenarına oturtturuyoruz. Aralarında iki koltuk boş kalmış oluyor yan taraflarında. Mola verdiğimiz tesislerden tutun da gittiğimiz güzergaha varıncaya kadar her şeyi gün ve gün inceleyip ona göre davranıyoruz. Tedbirlerimizi ona göre alıyoruz. Misafirlerimizle herhangi bir yerde mola verdikten, indikten sonra tekrar arabaya binerken aynı işlemleri defalarca kez yapıyoruz. Bu süreçte COVID-19 ilk başladığında bizim turizm sektörünün şöyle bir sıkıntısı da olmuştu. Biz ön ödemeli veya rezervasyonların çok çok önceden yapılma sistemiyle çalışan kişileriz. Aralık, Ocak, Şubat ayında insanlar rezervasyonlarını yaptı. Temmuz, Ağustos, Eylül için ödemelerini yaptı. Ama tabii süreçten dolayı iptal etme, iptal işlemleri. Zaten sektörün en çok yaşadığı problem buydu. Hatta bununla ilgili gerekli şeyler açıklandı. 180 günde iade falan ama biz bunu pek dikkate almadık. Şöyle dikkate almadık. Biz misafirlerimizle güven ilişkisine dayalı bir yol izliyoruz. Yani buradaki bizim gezilerimizi, etkinliklerimizi katılan misafirlerimizin çoğu oturup sohbet ettiğimiz kişiler.
Bu süreçte çok da zorlansak, belli başlı sıkıntılara da mücadele etsek, ödemelerimizin hepsini gerçekleştirip misafirler olan ilişkilerimizi tekrar tekrar kurmaya çalıştık. Çünkü biz de o esnada yapılmış olan erken rezervasyon ödemeleri vesaireleri tedarikçilerimiz gerek otel olsun, gerek otobüs olsun, gerek farklı kişilerle paylaşıyoruz. Oraları ön ödemeler yapıyoruz. Ya da misafirler yaptığı ödemeyi direkt oraya aktarıyoruz ki alış fiyatları o şekilde gerçekleştiği için. Bu süreçte bizi en çok yoranlardan bir tanesi finansman kısmı olmuştu. Bunu güzel bir şekilde atlattık. Misafirlerimizden bu konuyla ilgili bir üzüntü, bir şikayet görmedik. Bizi en mutlu eden şey bu.